Herkese merhabalar sevgili öğrenciler, yeni bir videoda karşınızdayız. Bu videomuzda sizlere inşallah güzel bir şekilde samimi, işten güzel bir böyle hızlı böyle olmadan yavaş yavaş bir anlatım yapmaya çalışacağız. Bu sürecin getirdiği biraz zorluklardan dolayı videoları diğer merkezlerden daha hızlı yükleyemiyoruz ama her zamanki samimiyetimize, her zamanki açıklığımızla yine karşınızdayız. Haydi başlayalım soruların çözümüne. Evet, mevsimlerin oluşumuyla ilgili bir sorumuz var, bakalım. 20 Temmuz tarihinde işaretli bölgeleri için aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur? A. A bölgesinin Temmuz ayı Aralık ortalaması diğer bölgelere göre en yüksektir. Şimdi A bölgesi nerede oluyor çocuklar? Kuzey yarım kürede. Peki bu taraf neresi oluyordu? Bunların tespitini hemen yapacağız. Güney yarım küreye. Şimdi Temmuz ayı A bölgesi sıcaklık ortalaması nedir? Yüksektir, değil mi? Biz 21 Haziran'dan itibaren kuzey yarım kürede ne yaşıyoruz? Haziran, Temmuz, Ağustos, bu aylarda yaz mevsimini yaşadığımız için bu ifademiz nedir çocuklar? Doğrudur. Dolayısıyla diğer ifadelerimiz nedir? Yanlıştır. Ama açıklayalım bakalım. Diğer ifadelerimiz yanlış. C ve D bölgelerine bu tarihte güneş ışınları dik açıyla gelir. Şimdi dik açıyla gelmesi demek sıcak olması demek. Bu ifademiz yazın olacağı için burada da bu tarihte kış yaşanır. Onun için bu ifademiz nedir? Yanlış. B bölgesi kuzey kutbuna yakın olduğu için 20 Temmuz'da kar yağışı görülür. Kuzey kutbuna yakın değildir ve kısmı. Kuzey kutbu şuralarda gençler. Onun için bu ifademiz de nedir? Yanlıştır. D'ye bakalım. C bölgesinin Temmuz sıcaklık ortalaması. C bölgesinin Temmuz sıcaklık ortalaması B bölgesinden yüksektir. Şimdi burada kış yaşanıyor. Burada ne yaşanıyor? Yaz. Onun için bu ifademiz de yanlıştır. Geldik 2'ye. Evet. Aşağıda dünya görüntüsü üzerinden yengeç ve oğlak dönenceleri ile ekvator gösterilmiştir. Tamam. Güneş ışınları öğle saatlerinde oğlak dönencesine dik geldiği zaman. Peki oğlak dönencesine dik geldiği zaman diliminde işaretli A şehri. Bak ne diyor? Oğlak dönencesine dik geldiği zaman diliminde işaretli A şehri için. Şimdi buraya eğer oğlak dönencesi neresi? Güney yarım küre, değil mi? O zaman buraya dik geldiği için güneş ışınları bu taraftan vuruyor ve dik geliyor, değil mi? Onun için biz buradan neyi yaşıyoruz? A bölgesi olarak kış mevsimini yaşıyoruz, değil mi? Şimdi bakalım. Yaz mevsimi başlamıştır. Hayır. Gündüz süreleri kısalmaya başlar. Şimdi gündüz süreleri kısalmaya başlar. Burada ne diyebiliriz? Tam tersine gündüz süreleri bu saatten sonra uzamaya başlar. Çünkü yaza doğru gidiyoruz. İlkbahar aylarına giriş yapmış. Yanlış. Kış ayına giriş yapmış. Gece süreleri kısalmaya başlar. Bu ifademiz de doğru. Neden? Çünkü burada kış yaşanıyor. Bu kıştan, bu tarihten sonra ne olacak? Gece süreleri uzamaya başlayacak. Geldik 3. sorumuza. Kısa kısa sorular. Hani bunlar sizin için pratik olur. Yani ÖSYM'nin sorduğu sorular bu tarz sorular değil. Biraz daha böyle paragraf tarzı sorular, böyle abartılı tarzı sorulardır. Bunlar sizin için çerez niyetine sorular, alıştırma soruları. Aşağıdaki görsellerde güneş ışınlarının farklı yönlerde dünyaya geliş şekilleri gösterilmiştir. Tamam. Verilen görsellerin hangilerinde Türkiye'de gece ve gündüz süreleri birbirine eşit olur? Şimdi çocuklar, gördüğünüz gibi burada ne olur? Bu ifademizde bunlara dikkat edeceğiz. Bu ifademizde ne olacak? Yaz, değil mi? Burası yazı görür. Burası da burada yazı görür. Bu ifadeleri ikisi de ne olacak çocuklar? İfadelerimizin ikisi de olmaz. Ama 3 ve 4 de gece ve gündüz sürelerimiz birbirine eşit olur.
Evet, geldik dördüncü soruna. 21 Haziran'da yılın en uzun gecesi yaşanan bir yer için aşağıda verilenlerden hangisi doğrudur? 21 Haziran'da yılın en uzun gecesi ne zaman yaşanır çocuklar? Kuzey yarım kürede de mi yoksa güney yarım kürede mi? Şimdi kuzey yarım kürede 21 Haziran'da ne yaşanıyor? Yaz mevsimi. Peki burada ne yaşanıyor? Kış mevsimi. Peki o zaman ben burada yılın en uzun gecesini nerede yaşamış oluyorum? Yani güney yarım kürede. Yani Oğlak dönencesinde. Tamam, dönencelerden Oğlak dönencesine yakın bir konumdadır dursun. Bu bölgede 21 Haziran'da yaz. Bu bölgede 21 Haziran'da yaz, 21 Aralık'ta kış mevsimi başlar. Bu ifademiz nedir çocuklar? Ne diyebiliriz? Bak, 21 Haziran'da yılın en uzun gecesi bir başlayabiliriz. Bu bölgede 21 Haziran'da yaz, 21 Aralık'ta ne diyor? Kış mevsimi başlar. 21 Haziran'da yılın en uzun gecesi yaşanan bir yer için. Şimdi bu yer neresi? Güney yarımkürede. Bu bölgede 21 Haziran'da yaz mı yaşanır? Hayır. Tam tersine ne demiştik? Kış. Bu ifademiz yanlış. B şıkkı. Geldik buraya. Devam ediyoruz. Şimdi C'ye bakıyoruz. Bu bölgede yıl içerisinde aylara göre ortalama sıcaklık farkı azdır diyor. Yanlış çocuklar. Bir fazla olan zamanlar da var. Az olan zamanlar da var. Bu ifademiz de yanlış. 21 Haziran'da yaz mevsiminde olduğu için, hayır, 21 Haziran'da kış mevsimi diyoruz. Değil mi? Bu yer neresiydi? Güney yarımkürede bir yere. O zaman ifademiz neresi? A şıkkı olacak. Geldik 5. sorumuza. Şöyle diğer soru gözükmesin. Aşağıdaki tabloda Adana iline ait iki farklı tarihte güneşin doğuş ve batış saatleri verilmiştir. Tamam. Ne zaman doğmuş? 7'de doğmuş. Evet. Biri 11. ayda, biri 12. ayda. Ne olmuş? Günler, güneşin doğuş saati uzamaya başlamış, değil mi? Buna paralel olarak ne olmuş çocuklar? 17.35'ten 17.28 ne olmuş? 28'e düşmüş. Yani günler ne olmuş çocuklar? Kısalmaya başlamış, değil mi? Günler kısalmaya başlamış. Saat farkları dünyanın eksen eğikliğinin sonucu mudur? Evet. Bu iki tarih arasında gündüz uzunluğu kısalmış dediğimiz gibi 17 Kasım'da gece gündüz süre farkı 4 Aralık'tan fazladır. Bakın bu ifademiz yanlış. Hesap ortada, kitap ortada. Onun için cevabımız ne oluyor? Bursa olmuş oluyor. Geldik 6. sorumuza. Benzer soruları soruyorlar. Birinci sorunun aynısı. İşaretlenen bölgelerle ilgili aşağıda verilenlerden hangisi doğrudur? 21 Aralık tarihinde B bölgesinde kış, A bölgesinde A bölgesinde yaz mevsimi görülür. Bu ifademiz doğru mudur? Tabii ikisi de yanlıştır. 21 Aralık'ta burada kış, burada da yaz görülür. 21 Haziran tarihinde A bölgesinde gündüz uzunluğu B bölgesine göre fazladır. Doğrudur. Çünkü burada ne yaşanıyor? Yaz mevsimi yaşanıyor. Onun için bu ifademiz doğrudur. 23 Eylül tarihinde B bölgesinde gece gündüz süresi A bölgesine göre daha fazladır. Hayır. Her iki bölgede de gece gündüz süreleri eşittir. Bu ifademiz yanlış. 21 Mart tarihinde A bölgesinde gece gündüz süresi B bölgesine göre nedir? Fazladır. Hayır. Gece gündüz süredir. Bu tarihte yine eşittir. Yani C ve D şıkkında ekinoks görülür. Geldik 7. sorumuza. Gölge boyları. Gölge boyunun uzun olması demek kışı,
kısa olması demek yazı, uzun olması demesi, soğukluğu kısa olması demesi sıcaklığı belirtir. Çünkü güneş ışınları dik geldiğinde gölge boyu kısalacaktır. Eğik geldiği sürece de uzayacaktır. Bir cisim gölge boyu öğle vakti mevsim başlangıç tarihinde ölçülerek yukarıdaki grafik oluşturulmuştur. Grafikteki bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Cisim güney yarım kürede ise 3. tarih, yani burası 21 Mart olabilir diyor. 21 Mart olabilir mi? Bakacağız çocuklar, bu bir dursun. Olabilir mi? Olabilir. B şıkkına bakıyorum. Gece gündüz süreleri eşit olacağı için bu ifade olabilir. Cisim kuzey yarım kürede ise 4. tarih 21 Aralık olabilir mi? Evet, çünkü en uzun gölge boyu kışın yaşanır ve 21 Aralık kuzey yarım kürede bunun için doğru ifade olacaktır. Geldik C şıkkına. Cisim kuzey yarım kürede ise 2. tarih 21 Aralık olabilir. Bu ifade yanlış, çünkü bu gölge boyunun kısa olması demek, güneş ışınlarının dik gelmesi demek. Burada da öyle bir ifademiz yok. Onun için C şıkkı yanlış kesinlikle. Geldik 8. sorudayız. Fen bilgisi öğretmeni aşağıdaki şekille ilgili güneş ışınları kuzey yarım kürede bulunan yengeç dönencesi üzerindeki noktalar öğle vakti dik açı ile düşer, güney yarım küre ise eğik açılarla düşer açıklamasını yapmıştır. Tamam, güzel bir açıklama. K, L, M ve N şehirlerinin sıcaklıklarını aşağıdaki gibi yazmıştır. Bakalım. Şimdi burada nedir? Yaz mevsimi yaşanıyor. Burada kış mevsimi yaşanıyor. Hiç alınmayın, kış yaşanıyor. Evet. Buraya bakalım. En yüksek neresi? K. Direkt, çünkü ne alıyor? Dik alıyor. Tamam mı? Evet, geldik. Son en yüksek kimmiş? N demiş buraya. N. Ama halbuki N burada nerede? Kuzey yarım kürede. Bakalım. Kalemine şehirlerin sıcaklık farklılıkları sebebi için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Şimdi bakalım. Evet. Bakalım. Evet. K ve L arasındaki farklılık dünyanın günlük hareketindendir. K ve L arasındaki farklılık dünyanın günlük hareketindendir diyor. Bu ifademiz doğru mu yanlış mı bir bakalım. Bu ifademiz günlük hareketinden değil mi, ona bir bakalım. Şimdi günlük ne oluyor çocuklar? Burası şu anda ne? Gündüz, yani güneş ışınları. Burası nedir? Gece. Yani demek ki nedir? Burası sıcak, şu an burası soğuk. Onun için günlük hareketi diyebilir miyiz? Evet. Bakalım B'ye. M ile N arasındaki farklılık ekvatora uzaklıklarından dolayıdır. Şimdi M ile N. Hayır, ikisinin de ekvatora uzaklığı eşit. Onun için bu ifademiz nedir çocuklar? Yanlış. İkisinin de ekvatora uzaklığı yanlış. Bunu günlük hareketiyle bağdaştırmamız lazım. Bu ifademiz yanlıştır. C'ye bakalım. K ile N arasındaki farklılık güneş ışınları düşme açısı arasındaki farktan dolayıdır. Doğru. Buraya dik gelir. Burasında nedir? Eğik açılarla gelir. Bu ifademiz doğru. L, M arasındaki farklılık dünyanın eksen eğikliğinden kaynaklanır. Doğru mudur? Evet. Çünkü eksen eğikli olmasaydı L de M de aynı ışınları alacaklardı. Aynı açıyla. Geldik 9. sorumuza. Evet. Dünyanın 23 derece 27 dakikalık eksen eğikliği bulunmaktadır. Bu eksen eğikliği sonuçlarında hangileri ne neden olur? Yıl içerisinde farklı mevsimlerin görülmesi doğrudur. Cisimlerin gölge boylarının farklı tarihlerde aynı saat içinde değişim göstermesi. Buna bakacağız. Bu ifademiz de nedir? Cisimlerin gölge boylarının farklı tarihlerde aynı saat içinde değişim göstermesi. Bu mevsimleri olduğunu gösterir. Yani o da 23 derece 20 dakikalık eksen eğikliğini gösterir. Bu da doğru.
Aynı bölgede gece ve gündüz sürelerinin değişmesi. Bakın aynı bölgede gece ve gündüz sürelerinin değişmesi doğrudur. Yıl içerisinde değişir. Yerel saat farkları eksen eğikliğinden mi kaynaklanır? Hayır. Bulunduğu neyden kaynaklanır çocuklar? Bulunduğu bölgenin enlem ve boylamından dolayı kaynaklanır. Bu ifademiz yanlıştır. Cevabımız ne olacak? D şıkkı olmuş olacak. Evet, geldik 10. soruya. Aşağıda kurgulanan oyun bir kareden başlamak, birinci kareden başlamaktadır. Kutudaki bilgi doğru ise ikinci kare ilerlenir. Yanlışsa bir kare geri gelinir. Örneğin birinci karedeki bilgi doğru ise kare doğru ise 3. kareye gidilir. 3. karedeki bilgi yanlışsa 2. kareye dönülür. Devam edelim. Evet. Buna göre 1. kareden başlamak ilk hamle ise oyun başladıktan sonra 4. hamlede hangi kareye gelinir? Dünyanın kendi etrafında dönme süresi 24 saattir. Geldim 3'e. Dünyanın güneşe yakın ve uzaklığı mevsimleri etkilemez. Bu ifademiz de doğru. Bu da geldik 5'e. Dünyanın eksen eğikliği 27 dakika 23 derecedir. 27 derece 23 dakikadır. Doğrudur. Bu ifademizden de olduğu gibi 7'ye geldim. Bu da etti 3. Ondan sonra son hamlemiz 21 Haziran'da güneş ışınları oğlak dönencesine dik gelir. Bu ifademiz yanlış. Geldiğim nereye? 6. nereye? Kareye geri geldim. Çünkü bir kare geri geldik, değil mi? Güzel bir oyun, güzel bir oyun. Evet, İstanbul'da bir yaz günü Sema sabah havanın çok güneşli olduğunu balkonda kahvaltı yapmak istediğini söylüyor. Bu sırada gazete okuyan babası ise dünyanın başka yerlerine kar yağmakta olduğunu haberini okuyor. Bunu duyan Sema babasına kar yağan bölgenin bulunduğu yarım küreyi söylüyor. O günün tarihi ve Sema'nın söylediği yarım küre aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi yaz günü İstanbul neresi? Kuzey yarım kürede, değil mi? O zaman kar yağan yer neresi olacak? Güney yarım küre, değil mi? Güney yarım küre. Şöyle yapalım. O zaman kuzeyleri böyle eliyoruz. Güney yarım kürede neresi olacak? Temmuz ayında olmuş olacak, değil mi çocuklar? Çünkü Temmuz ayında biz yazı göreceğiz. O da kışı görmüş olacak kızcağız. Geldik 12. soruya. Aşağıdaki görselde dünyanın kendi etrafında dönerken izlediği dönme ekseni ve açısı görülmektedir. Tamam. Dönme ekseni ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur diyor. Bakalım. Bir bölgede yıl boyunca gece ve gündüz sürelerinin değişmesine sebep olur diyor. Bu ifademize bakacağız. Doğru mudur? Olabilir. Bir bölgede yıl boyunca dediği için bu ifademiz doğru. Dünya güneş etrafında dolanırken bulunduğu her konumda devam eder. Dönme ekseni ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğru? Dünya güneş etrafında dolanırken bulunduğu her konumda dönme eksen eğikliği devam eder. Şimdi bu ifademiz yanlış, değil mi çocuklar? Şimdi devam ediyoruz. Sadece gece ve gündüz süreleri üzerinde etkisi vardır. Yanlış. Mevsimler üzerinde de etkisi var çocuklar. Dönme ekseni açısı 21 Mart ve 23 Eylül tarihlerinde değişir. Hayır, değişmez. Her zaman devam eder. Geldik buraya geriye. A şıkkımız kaldır. Bir bölgede yıl boyunca gece ve gündüz sürelerinin değişmesine sebep olur. Çünkü kışın ne oluyor? Gece ve gündüzlerin süreli değişiyor, yazın değişiyor, sonbahar ve sadece ilkbaharda ne oluyor? Eşitleniyor, ondan sonra değişmiyor. Geldik 13. Nerede? Diğer sayfada 13'teyiz.
Aşağıda Rize şehrimizin son 30 yıldaki yıl içi aylık yağış ortalamaları ve dünyanın güneş etrafındaki 4 konumu verilmiştir. Tamam. Evet, Rize ilimizin yağış ortalamasının en fazla olduğu ayda dünya hangi konumdadır? Şimdi aylara bakıyoruz. Yağış aldığı vakitler en fazla. Şimdi 9, 10, 11. Şimdi nedir? Eylül, Ekim, Kasım. Yani ne zaman çocuklar? Sonbahar aylarında değil mi? Sonbahar aylarında Rize ilimiz ne alıyor? Çok fazla yağış almış oluyor. Yani kışın ve sonbaharda çok almış oluyor değil mi? Biz sonbaharı ne zaman yaşıyoruz çocuklar? 4. konumda ve 1. konumda. 4 ve 1. konumumuz doğru mudur? Bence doğrudur çocuklar. Geldik 1. bir sorumuza. Güzel bir soru. Aşağıda dünyanın konumu ve güneş yıllarının gelme yönü gösterilmiştir. Çocuklar şu yengeç ve oğlakı bir kere kafanıza kesin kesin koyun. Unutmayın yani. Banko cebinizde olsun. Bu görsele göre aşağıda verilen bilgilerden hangisi bizim için doğrudur? A. Kuzey yarım küre, güney yarım küreye göre daha çok ısınır. Bu ifademiz doğru mudur, yanlış mıdır? Bu ifademiz tabii ki yanlış. Çünkü burada güney yarım küre neyi görüyor? Yaz mevsimi. Çünkü güneş ışınlarını dik alıyor. Burası kışı alıyor. Değil mi? Yani eğik açılarla güneş ışınlarını alıyor. Geldik 14. sorunun B şıkkına. A bölgesinde yaz mevsimi diyor. Bu ifademiz de yanlış. A bölgesinde kış mevsimi. Dünyanın her yerinde gece gündüz süreleri eşitlenir. Bu ifademiz yanlıştır çocuklar. Dünyanın her yerinde gece gündüz süreleri şu an eşitlenmez. Geldik. D şıkkına güneş ışınları oğlak dönüncesinde öğle saatlerinde dik açıyla gelir. Bu ifademiz doğru çünkü burada yaz mevsimi yaşanmış oluyor. 15. sorudayız çocuklar. Aşağıda şekil 1'de ışığın gelme açısının birim yüzeye verdiği enerji miktarı açıklanmaya çalışılmıştır. Işık dik geldiğinde birim yüzeye de daha fazla enerji düşerken gelme açısı daraldığında ışık daha fazla yayılıyor ve birim yüzeye düşen enerji azalıyor. Tamam. Şekil 2'de dünya birim yüzeylerindeki enerji miktarı ile ilgili olarak grafik verilmiştir. Tamam. Evet. Işık kaynağından gelen ışınlar, ışık kaynağından gelen ışınlar. Evet. Buna göre şekil 1'deki durumu göz önünde bulundurarak şekil 1'deki durumu göz önünde bulundurarak 21 Aralık tarihinde A, B, C ve D bölgelerinin dünya üzerindeki konumu aşağıdakiler hangisi olabilir? Şimdi bu durumda en yüksek sıcaklık kim almış? C sonra A değil mi? C ve sonra A. O zaman buraya bakalım. 21 Aralık tarihinde C ve A çok iyi alacak. Yani güney yarım kürede bunların olması gerekiyor. O zaman C ve A güney yarım kürede olacak. Bakalım C ve A'nın güney yarım kürede olduğu yer neresi çocuklar? Tabii ki de D şıkkında görünüyor. Başka var mı? Bir bakıyorum. Yok bence. O zaman bu ifademiz nedir? D şıkkıdır. Evet. 21 Aralık'ta C ve A. Geldik bir diğer sorumuza. 16. soruya. Evet. Yengeç dönencesi ve oğlak dönencesi. Yine bir benzer soru. B ve C ışınlarında ağaç gölgelerinin boyunun B ve C noktalarında ağaç gölgelerinin boyunun öğle saatinde eşit olabileceği tarihler yukarıdakilerden hangileridir? Aralıkta olmaz tabii ki. Aralıkta olmaz. 21 Mart
ve 23 Eylül tarihlerinde. Bunu ne diyebiliriz çocuklar? Olabilir. Çünkü her ikisinde de nedir? Güneş ışınları gece gündüz eşitliği yaşanıyor değil mi çocuklar? Gece gündüz eşitliği yaşanıyor ve güneş ışınları gelme açıları birbiriyle hemen hemen aynıdır. Onun için Bursa. Geldik 17. sorumuza. Değil mi? 17. sorumuza hemen bakıyoruz. Dik ve dike yakın açılar ile düşen güneş ışınları yüzeyde toplu halde oldukları için daha fazla ısı enerjisi oluşturur. Eğik açılar ise güneş ışınları ise yüzeyde dağınık halde bulundukları için daha az ısı enerjisi oluşturur. Tamam, anladık. Bu daha çok enerji bırakıyor, bu daha az enerji. Anladık mı? Evet. Buna göre 21 Mart tarihinde öğle saatlerinde 21 Mart'ta öğle saatte ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe sıcaklığın azalmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Eksen eğikliği, dünyanın yıllık hareketi, dünyanın şekli, dünyanın günlük hareketi. Şimdi burada cevabımız ne olacak? Ya C veya A olacak. Değil mi çocuklar? Buna göre soruyu okuyacağız. Şimdi eksen eğikliği mi yoksa dünyanın şekli? Şimdi dünyanın şekli yukarıya doğru çıktıkça ne oluyor çocuklar? Böyle ne oluyor? Bir geoid şekli olduğu için yukarıya doğru geldikçe güneş ışınları daha eğik açıda gelecek şekilde bir şekli var. Onun için bu ifademiz nedir? A şıkkı değildir, C şıkkı olacak. Evet, bu testimizin son sorusuna geliyoruz. Hemen bakalım. Aşağıda şekil 1'de dünyanın dönme ekseni güneş etrafında dolandığı dolanma düzlemi ve ekvator gösterilmiştir. Tamam canlar, devam ediyoruz. Evet. Şekil 2'deki gibi dünyanın eksen eğikliği bulunmasaydı ifadelerden hangileri doğru olurdu? Güneş ışınları ekvatora her zaman dik gelirdi. Şimdi buna göre bakacağız. Güneş ışınları ekvatora her zaman dik gelirdi. Bu ifademiz doğrudur. Bir bölgeye güneş ışınları hep aynı açıyla gelirdi. Doğru. Buraya hep aynı açıyla gelirdi. Mevsimlerin oluşumu devam eder miydi? Hayır. Onun için bu ifademiz nedir? Yanlıştır. Geriye ne kaldı? 1 ve 2. Şimdi bu testimiz bitti çocuklar. Bu testimiz bitti. Bir sonraki testte görüşmek dileğiyle. Evet.